Sadece hareketli cisimleri görebilen ve bu sebeple leş yemeyip böcek, akrep, örümcek, solucan gibi küçük varlıkları yiyecek olarak seçen kurbağalar ne acıdır ki kuş ve yılanlara kendileri yiyecek olabilmektedir. Dış kulağı olmayan, gövdesi küçük, sesi büyük kurbağaların ayak araları perdeli ve yüzgeç şeklindedir. Fakat yüzüşlerini kolaylaştıran ayak biçimleri karada yürümelerini zor hale getirir. Bu yüzden önlerinde engel varmış gibi zıplayarak yürürler. Boylarına kıyasla gelişmiş bir sıçrama özelliğine sahip olan, öpülünce prense dönüşen bu masal kahramanı bizleri kendisine hayran bırakıyor. Su ve karada oldukça kolay yaşayabilen bir canlı olan kurbağaların ne kadar yükseğe zıplayabildiğini hiç düşündünüz mü? Sıçramak, ayaklarla birdenbire ve kuvvetle yeri teperek hızla yukarıya ya da ileriye atılmak olarak tanımlanıyor. Sıçrama esnasında bütün vücut kaslarına ciddi anlamda ağırlık biner. Bu yüzden biz insanlar için bu durum hem zor hem de fazla enerji gerektirdiğinden yorucu bir iştir. Birkaç kez üst üste sıçradığınızı düşünün. Düşüncesi bile insanı yoruyor neredeyse. Fakat bu durum küçük kurbağalar için oldukça sıradan bir iştir. Nedir bu sıçrayışların sırrı? Bilim insanları kurbağa sıçrayışlarını X ışını teknolojisi yardımıyla incelemişler. Bu araştırmalarda bacak kaslarının tendon özellikleri ortaya çıkmış ve bu durumu gerilen tendon özelliğiyle açıklamışlardır. Tendon, kasları kemiklere bağlayan bağlara verilen addır. Tendonun görevi vücudumuzdaki eklemleri açıp kapamaktır. Kurbağanın bacak kasları sıçrama öncesi kısalıp tendonlara enerji yükler. Daha sonra enerji yüklü her bir tendon bulundurduğu enerjiyi tazikle fışkırtır. Böylece kurbağa taziğin şiddetiyle çok uzaklara fırlayabilir. Biraz daha açalım. Kurbağaların iskeletlerinde oldukça fazla kıkırdak bulunur. Ayrıca ön bacakları arka bacaklara göre daha kısadır. Bu nedenle daha yükseğe sıçrarlar. Kurbağa sıçramaya hazırlandığında baldırında bulunan ikiz kasları kısalıp 100 milisaniye sonra hareketi keser. Bu sayede bütün enerji gerilen tendonlara yüklenir. Bilek kemiği etrafında sarılı bulunan tendon atlama sırasında enerjiyi salıp kurbağayı yoğun bir tazikle fırlatır. Bu durum adeta okun yaydan çıkması süretinde gerçekleşir. Bu minik canlıların kas yapılarının mükemmelliği yapılan araştırmalar sonucu tescillenmiştir. Kusursuz yapıları ince detaylarla zenginleştirilerek tasarlanmış olduğu bilim insanlarınca kanıtlanmıştır.